inanılmaz keyifli bir yer. Gotham'ın Wayne Tower'ı, Wayne Kulesi. Şu arkamdaki kırmızı koltukları hatırlarsanız. Bob Dylan'ın bu arada 1975'te başladığı New York'ta mekan çok, hikaye çok. Hayat ağaçlarının binası. New York algımızın tam merkezine oturur burası. Böyle Cadılar Bayramı konseptli bir... Jack Kerouac'ın 1951'de. Merhaba, ABD'ye ikinci gelişim. Bu sefer New York'tayım. Önceki Seattle'dı. Bu aslında turistik bir gezi değil ama fırsat buldukça kendi New York'umu, New York'tan ne anladığımı, gezdiğim yerleri size anlatmaya çalışacağım. Bu şehre hiç ilginiz olmasa bile o işte çocukluğumuzdan beri filmlerle, dizilerle, medyayla üzerimizde öyle bir New York algısı var ki ister istemez insanın ilgisini çekiyor. Ve ki benim Amerikan edebiyatına, şiirine ve özellikle işte geçtiğimiz yüzyılın 1960'ların müziğine inanılmaz bir ilgim var. Dolayısıyla keyifli olacak birkaç günde olsa. Şimdi Central Park'tayız, ilerliyoruz. Bu anlatım antik seyahat konseptine ne kadar uygun olacak bilmiyorum ama aklımda Bob Dylan'ın müziği, Allen Ginsberg'in şiirleri, Edgar Allan Poe'nun şiirleri, Steinbeck'in, London'un, Hemingway'in, Kerouac'un yazılarıyla gezeceğiz. Batman, Hayalet Avcıları, How I Met Your Mother, Mad Men gibi sevdiğim yapıların çekildiği yerlere uğramaya çalışacağım. Arkeoloji ile ilgili ne yapacağız? Yani bununla ilgili birkaç müze var. İşte Natural History Museum, Doğa Tarihi Müzesi, Metropolitan Müzesi. Bunlara uğramaya çalışacağım. Aynı zamanda işte o New York'a 400 sene önce ilk kurulan yerleşimle ilgili de bilgiler vereceğim. Onları ziyaret edeceğiz. New Amsterdam. Buranın ilk yerleşim 1600'lerde. Central Park'ta gezimize başladık. Gerçekten inanılmaz huzurlu bir yer. Bizim optü fizik çimlerine nasıl attı bana. Gökdelenlerin arasında insanlar burada eğleniyorlar, top oynuyorlar, piknik yapıyorlar. İnanılmaz keyifli bir yer. Yani bu kadar olacağını beklemiyordum. Ve inanılmaz doğal görünüyor. Biraz sonra anlatacağım. O kadar doğal görünüyor. Doğal göründüğü kadar da yapay bir yer burası Central Park. Buranın hikayesi şöyle, New York şehri kuzeye kadar o tenement dediğimiz, ki onlardan birini size gezdireceğim, böyle paylaşımlı, berbat apartmanlarla öyle dolmuş ki bir noktada 1858'de 3000 işçinin 10 yılda çalışmasıyla bu devasa park inşa edilmiş. Manhattan'ın sert şist kayaçları dışında parkın arazisinin neredeyse tamamı yeniden yapılmış. Yani burası ne kadar doğal görünüyorsa aslında bir o kadar da yapay. Tüm o gölleri, dereleri, şelaleleri, her şeyle yapay. Ağaçları dahil Central Park'ın. Burası aslında bataklık bir arazi. Hatta çok yağışın beklendiği zamanlar kanallarla suyu tahliye etmek zorundaymış New York Belediyesi. Yoksa o göller, rezervuarlar taşarmış. İşte bu hemen arkamda da görüyorsunuz bu şisti. Bunları kaldıramamışlar dinamitle. İşte bu New York gökdelenlerinin bu kadar uzun yapılmasının sebebi şu gördüğümüz sağlam kayaçlar. Tüm o gördüğümüz gökdelenler bu kayaçların üzerinde oturuyor. Central Park'ta bunları, bu koyu renkli şistleri gayet güzel görebiliyoruz. Buranın jeolojisi böyle. Burası 150 sene önce inşa edildiğinde tabii herkes memnun olmamış. Burada 16 bin insan yerlerine edilmiş. Tabi burada derme çatma çok fazla yapı varmış.
Ama şehre hayat veren, şehrin nefes aldığı bir yer olmuş Central Park. Şimdi yürümeye devam edelim. Bethesda Teras ve biraz sonra göstereceğim Bow Bridge gibi birçok filme New York'ta sahne olmuş, romantik filmlere genelde. Mekanlarda ilerliyoruz. Bu arada sokak performansları inanılmaz başarılı, çok güzeller. Her telden var. Arkamdaki harika yapıyı görüyorsunuz. Bunun ismi Cleopatra's Needle, Kleopatra'nın iğnesi. Bunlar ünlü obeliskler, dikil taşlar. Mısır obeliskleri. Şu an Central Park'ta bir tanesi. Bu Kleopatra'nın iğneleri ismi konmuş obelisklerden ikisi Londra'da. Yine bunların hepsi 19. yüzyılda 1800'lerde o Mısır Hıdileri tarafından, o Kavalalı Mehmet Ali Paşa ve onun soyundan gelenler tarafından Fransa'ya, İngiltere'ye, Amerika'ya, ABD'ye hediye ediliyor. Bizdeki hipodromdaki obeliski hatırlarsınız. Onlar Roma zamanında oraya getirilmiş, konmuş. Bunlarsa 200 sene önce hediye olarak gönderilmişler. Bunun ikisi dediğim gibi Londra'da. Paris'te de Palazzo della Concorde, Concorde Meydanı'ndaki obeliskin de ikizi Luxor'da, Mısır'da. Hemen arkamda da zaten Metropolitan Müzesi var. Şu arkamdaki bina. Metropolitan Müzesi burada. Central Park'ın tam karşısında da Doğal Tarih Müzesi var. Daha ileride o dinozorların olduğu müze. Bunları da geziyoruz. Arkamda o paylaşım apartmanlar, tenement dediğim apartmanların bir müzesi var. Bunlardan biraz bahsetmek istiyorum. Bu tenement dediğim şey 1845 ve 1850 yılları arasında İrlanda'da biliyorsunuz büyük bir kıtlık var. O patates kıtlığı. New York'a İrlandalı bir göç başlıyor o yıllarda. İnanılmaz bir göç bu. Onun hemen öncesinde ise 1842'de Charles Dickens New York'u ziyaret etmiş. Ve notlarına fakirlik, pis koku ve dar sokaklardan başka hiçbir şey yazmamış. Yine 1855'te ünlü şair Amerikalı Walt Whitman var. Onun şehrin sokaklarındaki pislikle ilgili, o kalabalıkla ilgili yazıları çok fazla. 1900 yılına vardığımızda artık New York dünya tarihinde ilk defa o kadar ufak bir alanda bu kadar büyük bir sermayenin biriktiği bir yer olmuş. Ve bu da tabii göçü daha da tetiklemiş. Aynı zamanda en büyük fakirliğin merkezi olmuş. Bronx'ta ve Harlem'de bu tenement dediğim paylaşımlı binalarda bir hastalık yuvası hakim olmuş. Ve çok sefil hayatlar yaşanmış New York'ta. Zaten o eski filmlerde de, kitaplarda da biz bunları hep okuyoruz. İşte bir ufacık bir odada 5 çocuklu bir annenin olduğu böyle siyahi mahalleleri, İrlandalı mahalleleri.
Tenement'in böyle özel, New York tarihinde özel bir anlamı var. Evet, korktuğum gibi inanılmaz bir sıra. Katz Delikatessen, ünlü restoranı. Bakalım kaç saatte sıra bitecek. Şimdi tadına bakacağız. Şurayı üstleyeyim. Kats. Evet. Denile bakalım. Ben hatta böyle et yemedim. Şahane. Şimdi Kats'tan dışarı çıktık. Hala sıra var. Bu arada et şahaneydi. Biraz ağır geldi tabii. Normalde biz oraya bir ekmek gömeriz o ete. O kadar ete. Dünya alışık değil tabi. Ama burada insanlar refah içinde istediği kadar et yiyorlar. Et burada bir lüks değil. Katz Delikatessen, dediğim gibi 12 saat pişirilen dana eti servis ediliyor burada. Şehrin simgelerinden biri bu restoran. Birçok ünlünün, eski başkanları falan uğradığı bir yer. Kapıda kuyruk oluyor. Pastrami sandviçi çok meşhur, onu gösterdiğim. Pastrami ABD'ye ilk kez 1800'lerde Sussman Folk adında Litvanyalı bir göçmen tarafından getirilmiş. Ve tarifi Romanyalı bir arkadaşından almış Sussman Folk. Buranın bu meşhur pastramisi aslında bildiğimiz pastırma, Kayseri pastırması aslında. Kelime Türk kelimesi pastırmak filinden geliyor pastırma. New York'a gelirseniz kesinlikle uygulamanız gereken bir yer. Arkamda Havaya Metro Madrid'in McDonald's pub'u var. Gerçek ismi McGee's Pub. Diziyi hatırlarsınız. Bakalım içeride neler varmış. Şimdi New York'ta McDonald's pub'a geldik. McGee's Pub orijinal ismi. Havaya Metro Madrid'in çekildiği pub. Şu arkamdaki kırmızı koltukları hatırlarsınız. Güzel dinlenmiş su var. Barney ile ilgili genelde. Naked Man gibi kokteylleri var. Evet, yani böyle sevdiğiniz dizilerin geçtiği ortamları New York'ta rahatlıkla bulabilirsiniz. Harika.